Önce uydu fotoğrafları çıktı ortaya. Ardından uluslararası haber ajanslarının bölgeden aktardığı bilgiler. İddiaya göre Çin'in en önemli tersanelerinden birinde inşa edilen denizaltı batmıştı. Platformu kurtarmak için ortaya konan çaba uydu fotoğraflarından bile görülebiliyordu. Bir süre sonra dünya medyası aynı şeyi konuşmaya başladı. Denizaltının batıp batmadığından ziyade bu talihsiz olayın hangi platformun başına geldiği daha da önem kazanmıştı. Çünkü bazı iddialara göre inşa sırasında kazaya uğrayan denizaltı, Pekin yönetiminin herkesten sır gibi sakladığı Type 41'di. Çin'in bugüne kadarki en gizemli askeri projelerinden biri olan bu denizaltı, sadece bölgeyi değil, Amerika ile devam eden gerilimi de doğrudan etkileyecek kadar kritik. Mini nükleer denizaltı olarak tabir edilen ve tamamlandığında kendi sınıfının en küçük, en sessiz ve doğal olarak en tehlikeli platformu olacak Type 41'e yakından bakalım. Ülkelerin askeri güçleri sayılırken ortalama bir insanın aklına genellikle savaş uçakları, füzeler ve asker sayısı gelir. Ancak meseleyi yakından takip edenler donanmaların ne denli stratejik olduğunu bilirler. Bu alana çok daha yakından bakabilenlerse listede ilk önce denizaltıya odaklanır. Çünkü denizaltı aslında bir donanmanın en stratejik unsuru olarak kabul edilir. Böylesine kritik önemde olan platformlar için bilgilerin çoğunluğu çok gizli statüsünde yer alır. Bir denizaltıya ilişkin detaylara ulaşabilmek için üretici ülkenin verdiği çok kısıtlı bilgilere ya da açık kaynaklara yansıyan kimi fotoğraf ve videolara mecbur kalıyorsunuz. İşte Çin'in başına gelen olay da aslında tamamen uydu fotoğraflarına yansıyan bir hareketlilikle başladı. Fotoğraflara göre Çin'in en büyük tersanelerinden birinde yoğun bir çalışma vardı. Sayısı bir hayli fazla olan vinçlerin kuleleri gayet net şekilde anlaşılıyordu. Eğer elinizde istihbari bilgiler varsa ve siz bunu rakibinize karşı kullanmak istiyorsanız, medya bu konuda en değerli enstrümanlarınızdan biri olur. Devreye basın kuruluşları girer. Amerika da böyle düşünmüş olacak ki bazı uydu fotoğrafları ve bilgileri dünyanın en büyük basın kuruluşlarından biri olan Wall Street Journal'la paylaştı. Gazetede yayınlanan bir haberde Çin'in Wuhan tersanesinde işlerin pek de iyi gitmediği bilgisi paylaşıldı. Detaylarda ise bir denizaltının inşa sırasında battığı iddia edildi. Haber metni sadece batmış olması muhtemel bir denizaltıdan bahsetmiyordu. Çin'in gemi inşa sanayinde neredeyse hiçbir kurala uymadığı ve güvenlik önlemlerini umursamadığı öne sürülüyordu. Tabii ki Çin'de çalışan işçiler ya da gemi inşasındaki güvenlik prosedürleri Washington'ın umrunda bile değildi. Bu cümleyi habere koymalarının arka planı bambaşkaydı. Asıl amaç bir şekilde Çin'in nükleer denizaltı meselesine öncelik verdiğini tüm dünyaya ilan etmekti. Kazayla ilgili elimizde hala net bir bilgi yok. Bildiğiniz üzere Çin pek çok konuda olduğu gibi askeri meselelerde de bir hayli ketum. Kazayı burada bir kenara bırakıp videomuzun asıl amacı olan Çin'in yeni denizaltısına odaklanalım. Süreci yakından takip eden kaynaklar Type 41 için mini nükleer denizaltı tabirini kullanmaktan çekinmiyor. Aslına bakarsanız terminolojide böyle bir denizaltı sınıfı yok. Eğer Çinliler başarabilirse dünya ilk kez bu sınıfta bir denizaltı görmüş olacak. Burada mini kelimesi doğal olarak hepimizin aklına aynı şeyi getiriyor. Boyutu nispeten küçük bir nesne. Gerçekten de Type 41 geleneksel nükleer denizaltıların yanında bir hayli ufak kalıyor. Açık kaynaklara yansıyan bazı bilgilere göre bu denizaltının 2500 tonun altında bir deplasmana sahip olması bekleniyor. Bu rakamın daha net anlaşılması adına bir bilgi paylaşalım. Dünyanın hali hazırda en küçük deplasmanlı nükleer denizaltısı Fransa'ya ait. 1980'li yıllarda tasarlanan Rubis sınıfı denizaltılar yüzeyde 2400, su altında ise 2600 ton deplasmana sahip. Çin'in 2500 ton deplasman değer olan platformu haliyle dünyanın en küçük nükleer denizaltısı unvanını kazanabilir. Nükleer denizaltıların bu kadar küçük yapılabilmesi inanın hiç de kolay değil. Ayrıca bunu Amerika, Fransa gibi geçmişte bu alanda çığır açan işlere imza atmış bir ülke yapmış olsa yine çok şaşırtıcı gelmez. Ancak bu kez direksiyonda Çin var. Haliyle herkesin aklına yapabilirler mi sorusu geliyor.
Buna cevap bulmaya çalışacağız, ancak öncesinde nükleer denizaltı meselesini biraz açalım. Bu platformlar saldırı denizaltıları ya da balistik füze taşıyanlar olarak ikiye ayrılıyor. Balistik füze kabiliyeti olanlar dikey fırlatma sistemi taşıdıkları için haliyle daha uzun ve daha ağır oluyor. Saldırı denizaltıları ise genellikle torpido tüpleri taşıyor. Nükleer tahrikli saldırı denizaltıları çoğunlukla 5000 ila 10.000 ton arasında deplasmana sahip oluyor. Elimizde biri büyük, biri küçük olmak üzere iki farklı tipte denizaltı bulunuyor. Elbette bunların da kendi aralarında avantajları ve dezavantajları var. Büyük denizaltılar sahip oldukları hacim nedeniyle daha fazla depolama alanına sahip. Bu da doğal olarak daha çok silah taşıyabilmeleri anlamına geliyor. Ayrıca hacim genişledikçe personel için daha fazla yemek ve su depolama imkanı doğuyor. Bu önemli bir detay. Çünkü geminin yüzeye çıkma ihtiyacı olmasa da personelin erzak ve suyunun kesintisiz şekilde sağlanması şart. Personel ve silah yükü açısından avantajları olsa da büyük denizaltıların elbette eksi yönleri de var. Daha güçlü tahrik sistemine ihtiyaç duymaları akla gelen ilk unsur. Bu da haliyle daha büyük bir reaktör anlamına geliyor. Büyük reaktörler sağlıklı bir soğuma işlemi için daha çok pompaya ihtiyaç duyuyor. Daha çok pompa ise size daha fazla ses olarak dönüyor ve nihayetinde denizaltının kolayca tespit edilmesi riskini beraberinde getiriyor. Hazır konusu gelmişken nükleer tahrikli sistemlerin çalışma prensibini en temel haliyle anlatalım. Bu reaktörler büyük bir ısı üretir. Bu ısıdan elde edilen buhar da türbinlere çevirir. İşte bu türbinler de hem geminin ihtiyaç duyduğu elektriği sağlar hem de denizaltının hareket etmesini mümkün kılar. Az önce Fransızların Rubis sınıfı nükleer denizaltısından bahsetmiştik. Üzerinde 48 megawatt gücünde bir nükleer reaktör var. Çok detaylandırıp sizi yormak istemiyoruz. Ancak Çin'in henüz 10 megawattlık bir nükleer reaktör ürettiği bilgisi açık kaynaklara yansıyor. Elbette bu tek başına yeterli gelmiyor. Bu nedenle Pekin yönetimi söz konusu reaktörü dizel denizaltılara ekliyor. Yani nükleer reaktörü aslında hibrit bir model olarak kullanıyorlar. Çin, havadan bağımsız tahrikli denizaltı gemilerinde Stirling motoru tercih ediyor. Bu motorun çalışmak için ısıya ihtiyacı var. Çünkü ısıyı hareket enerjisine çeviriyor. Haberin başında bahsettiğimiz ve bilinmezliklerle dolu olan Type 41 denizaltıda 4 adet Stirling motoru kullanılması planlanıyor. Dünyada elektrikli araçlar hemen her alanda giderek öne çıkıyor. Ve Çin bu konuda da başroldeki ülkelerden biri. Elektrikli araç piyasasını altüst ettikleri sır değil. Çok hızlı bir şekilde ciddi küresel satış rakamlarına ulaştılar. Bu araçlar için Çin'in lityum-iyon bataryalara bel bağladığını biliyoruz. İşte bu teknolojiyi şimdi denizaltılarına da taşımak istiyorlar. Type 41'in klasik bataryalar yerine lityum-iyon tipi batarya kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu bataryaları yüksek güçlerde uzun süreli kullanmak mümkün. Pek çok yönden avantajı var. Ancak bir zafiyeti ona şüpheyle yaklaşılmasının önünü açıyor. Bu tip bataryalarda yangın riskinin bir hayli yüksek olduğu konuşuluyor. Çin'in bu soruna çözüm üretip üretmediğini tam olarak bilmiyoruz. Belli ki bir planları var ve uygulayacakları yöntemin yangın riskini de en aza indireceğine inanıyorlar. Eğer uyguladıkları yol haritası doğru çıkar ve güvenli şekilde lityum-iyon bataryaları denizaltıda kullanabilirlerse, Japonya'nın ardından bunu başarmış ikinci ülke olacaklar. Denizaltılar için sahip oldukları tahrik sistemi hayati bir konu. Type 41'in tahrik sistemi de farklı imkanları ve kimi eksiklikleri aynı bünyede barındırıyor. Bu platformlar bataryalarını şarj edebilmek için düzenli aralıklarla periskop derinliğine çıkıp dizellerini şarj ediyor. Şnorkel vasıtasıyla zehirli gazlar dışarı atılıyor. Dizellerin ihtiyaç duyduğu hava bu sırada motora alınıyor. Her şeyden önce Stirling motoruyla geleneksel dizel elektrik tahrik sistemindeki dizel makineler aradan çıkarılıyor. Batarya şarj etmek için dizele ihtiyaç duyulmadığından herhangi bir gaz emisyonu da gerçekleşmiyor. Klasik dizel elektrik tahrik sisteminde eski bataryalar kullanılıyor. Bunların şarj süresi bir hayli fazla. Yüksek enerji ihtiyacını da uzun süreli karşılayamıyor. Eğer denizaltıda bu sistemi kullanıyorsanız yüksek hızlarda uzun süreli seyir yapmanız mümkün olmuyor. Type 41 ise mevcut verilere göre klasik dizel elektrik denizaltılara göre daha hızlı, nükleer tahrikli denizaltılara göre daha yavaş olacak gibi görünüyor. Ama bu durum Çin'in kullandığı sistemin diğerlerinden geri kalacağı algısını oluşturmasın. Çünkü yeni tip tahrik sistemine sahip nükleer denizaltıların farklı avantajları da var. Örneğin, türbin yüksek hızda ama düşük torkla dönüyor. Burada düşük hızda yüksek tork üretecek bir şanzımana ihtiyaç duyuluyor.
Şanzımanların içinde çok sayıda dişli bulunduran sistemler olduğunu hatırlatalım. Dişli demek haliyle gürültü demek. Type 41 herhangi bir şanzımana ihtiyaç duymadığı için daha az ses çıkarıyor. Ayrıca bu denizaltı emsallerine göre daha küçük ve haliyle daha az ısınan bir reaktöre sahip. Daha az ısınan bir reaktörü soğutmaksa sorun olmuyor. Geleneksel nükleer tahrikli denizaltıların en büyük sorunlarından biri bu soğutma meselesi. Bir hayli karmaşık ve gürültülü pompa sistemlerinin çalıştırılması gerekiyor. Bu da daha yüksek ses seviyesi anlamına geliyor. Denizaltında gürültünün ne anlama geldiğini az önce anlatmıştık. Yeri gelmişken bir kez daha ifade edelim. Üretici ülkelerin üzerine en çok kafa yorduğu meselelerden biri denizaltıların sessizliği. Amerika bu iş için milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Ki sonuç aldıklarını da söylemek mümkün. Çünkü şu an kullandıkları nükleer tahrikli denizaltılar son derece düşük gürültü seviyeleriyle biliniyor. Çin'in üzerindeki perdeyi bir türlü aralamadığı Type 41'e dönelim. En çok merak edilenlerden biri de bu yeni denizaltının suyun altında kaç gün kalabileceği. Bu platformun bir hayli küçük hacme sahip olduğunu söylemiştik. Bu dar alan sınırlı miktarda erzak ve mühimmat anlamına geliyor. Günümüzde modern otomasyon sistemleri sayesinde denizaltılar daha az kişiyle idare edilebiliyor. Type 41 de bu teknolojik gelişmelerden payını alacak. Daha az personelle idare edilecek. Fransızların benzer ebatlardaki denizaltısı 70 personele ihtiyaç duyuyor. Normal koşullarda 45 gün görevde kalabiliyor. Hatta şartlar zorlanırsa suyun altında 60 günü tamamlayabiliyor. Type 41'in ise 90 gün suyun altında kalabileceği tahmin ediliyor. Şimdi gelelim Çin'in yeni denizaltısında görmeyi beklediğimiz silah sistemlerine. Type 41'e dikey fırlatma sistemlerinin entegre edilmesi beklenmiyor. Bunun yerine torpido kovanlarıyla donatılacak gibi duruyor. Bu torpido kovanlar sadece ağır torpidolar atmakla kalmıyor. Aynı zamanda gemi savar füzeleri de ateşleyebiliyor. Çinlilerin Type 39 denizaltısı 6 adet torpido kovanına sahip. Üzerinde 18 torpido taşıyabiliyor. Type 41'in de benzer silah yüküne sahip olması bekleniyor. Bir denizaltıdan bahsederken en kritik detaylardan biri de sahip olduğu sensörler. Maalesef Çin'in bu yeni denizaltısında hangi sensörler bulunduğuna dair şimdilik en ufak bir detay dahi yok. Type 41'in en azından açık kaynaklara yansıyan bazı teknik özelliklerinden bahsettik. Bu platform dizel denizaltılarla nükleer denizaltıların özelliklerini birleştiriyor. Ama düşük deplasmanı nedeniyle görev yarıçapı ve silah yükü noktasında geleneksel nükleer denizaltıların gerisinde kalıyor. Haliyle akla Çin'in bu denizaltıyı geliştirmekteki amacı ne olabilir sorusu geliyor. Uzmanlar Type 41'in ikinci adalar zincirinde veya biraz ilerisinde görev yapmasını bekliyor. Malakka Boğazı'nda, Filipin sularında, Japonya'nın doğusunda, hatta Guam civarında Type 41'in kullanılması kuvvetle muhtemel. Az önce size Amerikan donanmasının denizaltıların daha sessiz çalışabilmesi için milyarlarca dolarlık yatırım yaptığını söylemiştik. Bunu yapmalarının temel nedeni elbette denizaltıların fark edilmesini zorlaştırmak. Ancak tek sebep bu değil. Amerikan donanması saldırı denizaltılarını aynı zamanda en önemli denizaltı savunma silahı olarak kabul ediyor. Yani ellerindeki nükleer denizaltıları aslında düşman denizaltılarla savaşmak için de inşa ediyor. Böyle bir senaryoda en sessiz denizaltının daha sesli olanı bulup avlayacağını düşünüyorlar. Çin de bunu kabul etmiş olmalı ki Type 41 ile bu yolda büyük bir adım atıyor. Süreci yakından takip eden savunma sanayi uzmanlarına göre Çin aslında bir denizaltı katili tasarladı. Amaç elbette Amerika'nın bölgedeki denizaltı aktivitesini mümkün olduğunca zora sokmak. Type 41'in ara sınıf diye tabir edilen bir denizaltı olduğunu anlatmıştık. Nükleer denizaltı ile dizel elektrik denizaltı arasında kalan bu yeni sınıfta Çinliler boşluğu hızla doldurma niyetinde. Böylece ellerinde farklı görevlerde kullanılabilecek farklı türde denizaltılar olacak. Çin anakarasına yakın olan yerlerde dizel elektrik denizaltılar bayrak gösterecek. Uzak yerler içinse yeni üretilen nükleer denizaltılara büyük iş düşecek. Bu kadar şey anlattık ama videonun başındaki kazayı unutmamak şart. Amerikan medyasında uydu fotoğraflarına dayandırılarak verilen haber baştan sona bir iddia. Yani hiçbir şey net değil. İnşa sırasında battığı öne sürülen platformun da Type 41 olup olmadığı belirsiz. Ancak tüm bu bilinmezlere rağmen Çin'in projedeki durumuna ilişkin elimizde bazı doneler de yok değil. Pekin yönetimini yakından takip eden kimi isimlere göre Type 41 projesi uzun zaman önce ete kemiğe büründü. Hatta ülkenin farklı bölgelerinde 4 denizaltının inşası başladı bile.
Bu denizaltılardan ikisi Jiangmen tersanesinde inşa ediliyor. Diğer ikisi ise Yangtze nehrinin ucundaki Wushang tersanesinde vücut buluyor. Bu iki tersanenin de dizel elektrik denizaltı inşasında tecrübesi oldukça fazla. Wushang tersanesinde havadan bağımsız tahrikli Type 39 denizaltılarının inşa edildiğini hatırlatalım. Wushang tersanesinde gerçekleşen kazada batan denizaltı gemisi gerçekten Type 41 miydi yoksa Type 39 muydu bilemiyoruz. Çinli resmi makamlar bu kaza hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bildiğimiz bir şey var. Başkanlık koltuğuna yeniden Trump'ın oturmasıyla birlikte dünyanın gözü kulağı bir kez daha Washington-Pekin çekişmesine dönecek. Belki de Suriye'deki dengelerin değişmesi, Rusya-Ukrayna savaşının sona erme ihtimali ve diğer kimi detaylara bir de bu gözle bakmak gerekiyor. Amerika tüm gücünü ve dikkatini Pasifik'e çevirmek istiyor olabilir. Siyasi, askeri, mali ve teknoloji açısından en büyük rakibi olan Çin'le bir bilek güreşine tutuşabilir. Ancak Trump'ın ilk başkanlık döneminden bu yana Amerika'da, Çin'de, dünyada bir hayli değişti. Şimdi çok daha farklı dengeler var. Trump ve ekibinin Çin'i özellikle ekonomi ve teknoloji alanlarında iyice köşeye sıkıştırmak isteyeceği sır değil. Pekin yönetiminin cevabı nasıl olacak bekleyip göreceğiz. Yeni pazarlar bulup iç üretimi yine bir şekilde dışarıya satabilecekler mi? Satarlarsa sorun yok. Ama Amerika dışındaki muhtemel müşterileri de Trump'ın sopası nedeniyle korkar ve Çin'le ilişkilerinde temkinli davranırsa işte o zaman çarşı karışabilir. Çin'i yakından takip eden isimlere göre Pekin'in heybesi de boş sayılmaz. Özellikle de askeri anlamda. Ve eğer çıkış yolu kalmazsa bu kez onlar da dişlerini gösterebilir. Sürecin nereye evrileceğini şimdiden kestirmek mümkün değil. Bekleyip göreceğiz. Ama sizin de yorumunuzu çok merak ediyoruz. Ne dersiniz? Çin günün sonunda Amerika'ya baş kaldıracak gücü kendinde bulabilir mi? Yoksa her ne olursa olsun sessiz bir şekilde Trump'ın başkanlıktan gideceği güne kadar sabrederler mi? Amerika ve Çin'in olası bir mücadelesinde sizce dünya nasıl bir tutum izler? Hangi ülkeler Amerika'ya, hangi ülkeler Çin'e destek olur? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir içerikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.